Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. Pazartesi gününün ilk programıyla, haftanın ilk programıyla huzurlarınızdayız. Bugün sizlerin merak edilen dini sorularını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından muhterem hocam Sabri Akpolat Beyefendi ile birlikte cevaplandırmaya çalışacağız. Bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 341 2040 mesaj yoluyla bizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için yapmaları gereken şeyi aktaralım hemen. Cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e göndermeleri yeterli olacaktır. Facebook adresimizi de hatırlatalım. facebook.com/merakdost adresine sorularını yorum ve mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Son olarak mail adresimizi de hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com adresine sorularınızı mail yoluyla aktarabilirsiniz. Memleketimize ve alem-i İslam'a huzur dileyerek programımıza başlıyoruz. Muhterem hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, şükür olsun. Elhamdülillah. Muhterem hocam, Mehmet Emin Dinç selamlarını iletmiş sizlere. Hıfz namazı çok ezber istediğinden münferit kılmak zor, imama uyabilir miyiz demiş. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'dan bize intikal eden namazlar bellidir. Zaten ilmihal kitaplarımızda bu tür namazlar geçer. Ancak nafile namaz kılacaksa bir kişi değişik zamanda değişik namazlar kılabilir. Bununla birlikte Resulullah Aleyhisselam'dan işte gece kılınan namazın bir ismi, sabah namazından sonra kılınan, öğleye kadar kılınan namaza verilen bir isim vesaire zamanlarda kılınan namazlar bir isim altında yer almış. Ancak hıfz namazı diye sahih sünnette yer alan bir namaz yok. Ancak Tirmizi kitabının Davat bölümünde zayıf olduğu, garip olduğu beyan edilen başka bir kanaata göre de uydurma hadis olarak zikredilen bir hıfz namazından bahsediliyor. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'ın beyan etmediği ve günümüze kadar da çok meşhur olmayan bir namazı kılmanın anlamı yok. Peki ne yapalım? Hıfzı, hafızayı kuvvetlendirmek için günümüzde neler var? İşte egzersizler yapılıyor değil mi? Daha çok okumak, konu üzerinde daha çok durmak vesaire gibi sebepler yahut tıbben ne yapılması gerekiyorsa, manen ne yapılması gerekiyorsa, mesela haramdan uzak kalmak, harama bakmamak vesaire gibi şeyler de aslında hafızayı kuvvetlendiren hususlardır. Bu gibi şeylerle Cenab-ı Hakk'a sığınmak suretiyle insan bedenen, ruhen sağlam olma yoluna gidebilir. Bu sebeple hıfz namazı diye bir namaz, yani çevrede söyleniyor ise de sahih bir rivayet değil. Dolayısıyla bu namazı hem tek başına hem de cemaatle kılmanın bir anlamı yok. Evet. Evet, teşekkür ederiz muhterem hocam. Bir telefon bağlantımız var. Mustafa Demirdağ telefon attığımızda. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar efendim. Hocam benim şöyle bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocamıza. Benim babamın kendi malı ve babamın babasından kalan malını sağlığındayken biz üç erkek kardeşiz. Üç erkek kardeşimize vermek istiyor tapularını, mallarını, tapularını. Evet. Bu konuda kız kardeşlerimiz de var. Kız kardeşlerimizin hakları ne olacak? Veya onlardan biz mesul muyuz? Annem babam mı mesul olacak? Evet. Onu da bilgi almak istiyorum. Yöneltelim inşallah Mustafa Bey. Afiyet diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Evet değerli hocam. Evet, baba sanıyorum erkek evlatlarına mirasını bırakıyor. Bu arada çocukları, kız çocuklarını ihmal ediyor herhalde. Sualden anladım yani, öyle. Şu anda hayatta diyor kendisi. Hayattayken tapularını bize vermek istiyor. Yani hayattayken kız ve erkek çocuklarını eşit olarak yahut fiziken engeli olan bir yavrusunu biraz daha destekleyerek, yani adaleti gözeterek çocukları arasında malını taksim ederse bunda bir sakınca yok. Ancak Resulullah Aleyhisselam döneminde bir uygulama olmuş. Bir sahabe malını bir çocuğuna hibe etmek istemiş.
annesi, o sahabenin hanımı, bu hibeyi kabul edemeyiz ta ki Resulullah Aleyhisselam bunu onaylayıncaya kadar demiş. O zat Peygamber Aleyhisselam'a gelerek ona, senin başka çocukların var mı? Var. Peki onlara hibede bulundun mu? Hayır. Dolayısıyla o şöyle söylemiş. İ'dilû beyne evlâdikum, çocuklarınız arasında adaletli davranınız. İttakullah diyor. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli davranın. Şimdi bir şahıs hayatında iken kendi şahsi malı üzerinde dinin yasaklamadığı bir tarzda uygulama yapabilir. Yani ben malım üzerinde dine aykırı olmamak kaydıyla tasarrufta bulunabilirim, şahsi malımdır. Yani onu harama harcayamam. Ayrıca ne yapamam? Mesela çocukların arasına ihtilaf sokacak bir uygulamayı da yapmam uygun olmaz. Ne yapmalı bu baba? Kız çocuklarıyla erkek çocuklarını eşit olarak yahut bunlardan biraz mağduru varsa ona daha çok vermek suretiyle, hı hı, ve niçin fazla verdiğini de diğer çocuklara anlatarak, izah ederek, ikna ederek malını taksim ettiği takdirde bir herhangi bir sakınca olmaz. Yani hem malını müsbet manada tasarruf etmiş hem de bu arada sünneti uygulamış olur. Ancak siz malınızı taksim ettiniz. Bu çocuklarınız şu ana kadar melekti ama o malı taksim ettikten sonraki pozisyon ne olacak? Sizin maddi bir gücünüz yoksa o çocukların eline mi bakacaksınız? Sonra sizin çocuklarınızın eşleri de var. Onlar nasıl müdahale edecekler? Yani herhalde bunlar düşünülüyordur. Yani. Yani işin bu tarafı da var. Bir, istikbalde ne olacağını iyi bilmek. Onu düşünerek, istikbali düşünerek karar vermeye çalışmak lazım. Bir de Resulullah Aleyhisselam'ın Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletle davranın emrini mutlaka uygulamak lazım. Böyle yaptığınız takdirde sakınca olmaz. İnşallah. Teşekkür ederiz muhterem hocam. Bir sonraki soruya geçelim. Murat, Barış, Çetin sizlere selamlarını iletmişler. İslam'da ırkçılık, milliyetçilik var mıdır demiş hocam. Evet, ırkçılık. Şimdi meseleye bir bakalım. Kullukum min Adem ve Ademu min turabin buyuruyor Resulullah Aleyhisselam. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Yani zat halinizle ben bir noktada yukarıya doğru çıkarsak ne olur? Kardeş olduğumuz ortaya çıkar. Evet hocam. Yani biz Havva'dan ve Adem'den neş'et eden insanlarız. Ancak Cenab-ı Hak ve cennakum şuuben ve kabaile litarafu buyuruyor. Sizi şubelere, efendim daha alt gruplara ayırdık, ırklara ayırdık buyuruyor. Yani kiminiz Türk, kiminiz Arap, kiminiz başka bir milletten. Niçin bu? Litarafu. Yani tanışasınız. Sonra ne olabilir? Değişik ırklardan olmak, ilmi veriler, yani birinin bildiğini diğeri bilmeyebilir. Birinin sahip olduğu şeye diğeri sahip olmayabilir. Bu konularda yardımlaşmak, sonra Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini ortaya çıkaran bir alamettir bu. İnne ekramekum indallahi etkakum ayetine bakmak lazım. Sizin en üstününüz kim diyor Cenab-ı Hak? En takva olan. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrine en çok uyan insanlar. Şimdi okuduğum ayetlerle hadisi şerifi değerlendirdiğimiz takdirde bütün insanlar aslında Hazreti Adem'e dayanıyorlar. Evet. Herhangi bir ayrılık, aralarında bir fark yok. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اَدَمْ buyurulmuş. Biz Adem oğlunu saygın kıldık. Bakınız hiç ayrım yapmıyor. Bunun içinde kafiri de var, müşriği de var, mümini de var. Her biri saygın varlık olarak yaratılmış. İnsan olarak saygın değil mi hocam? Tabii insan olarak saygın bunlar. Ancak itaat ediyormuş, etmiyormuş, bunlar ayrı meseledir. Evet. Şimdi buradan hareket edelim. Ben madem falancayla Hazreti Adem'e dayanıyorsam, beni ondan üstün kılan ne olabilir? İbadetim olur, takvam olabilir. Benim Türk olmam yahut Arap olmam falanca ırkı hakir görmemi gerektirebilir mi? Kesinlikle hayır. Peygamber Aleyhisselam ne buyurmuş? La fadla li arabiyyin ala acemiyyin illa bit takva buyuruyor. Arabın aceme
hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır deniyor. Bu şu demek değil. Mesela siz bir ailenin çocuğusunuz, değil mi? Dedeniz var, babaanneniz, anneanneniz vesaire. Bunları daha çok seversiniz. Niye? Çünkü babanız, babanızın babası anneniz. Bunda bir anormallik yok. Sizin mesela Türkiye'de doğmanız güzel bir şeydir. Bu memleketi seversiniz. Bu memleketin hayrına olan her şeyi yaparsınız. Fakat bunu yaparken diğer insanları, diğer ırkları hakir görme yetkiniz yok. Yani demek ki biz kendi milletimizi sevmekten dolayı günahkar değiliz. Severiz. Şey yani. Sevmek durumundayız ve menfaatine uygun neyse İslam'a aykırı olmamak kaydıyla her şeyi yaparız. Ya Arap da kendi milletini aynı şekilde düşünür. Bunlar birbirlerine destek olmak durumunda olan milletler. O halde bir millette doğmak, o milletin dilini konuşmak, o ülkenin havasını teneffüs etmekten dolayı o memlekete, o ırka saygı duymak, sevgi duymak caizdir. Bu normal. Ancak caiz olmayan nedir? Diğer ırklar adidir, alçaktır, efendim şöyle kötüdür, böyledir gibi. Mesela Almanların üstün ırk anlayışı var. En üstün onlarmış. Güya. Diğerler ne olacak? Yani. Onlar diğerleriymiş. Yahudilikte de böyle bir şey var. Evet, yani bu tür şeyler zaten Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ayet ve hadislerine uyan şeyler değil. Biz kendi ırkımızı, kendi dilimizi, ülkemizi severiz ve gereken her şeyi yaparız ama bu bize başka milletleri hakir görmek, ona küfretmek, eziyet etmek vesaire gibi yetkiyi bize vermez. Evet, teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. Isparta'ya uzanıyoruz. Fatma Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam Fatma Hanım, hoş geldiniz. Hocama bir soru soracaktım ama. Buyurun. Ben şimdi kapalıyım, Allah'a şükür. Yani dinime falan çok düşkünüm ama... geçim sıkıntısı yüzünden bir işe girdim. O da nakliyat işi. Erkekler çok yani. Evet. İki tane bayanımız var ama ben de içim, kalbim şöyle hani el vermiyor ama çalışsam mı çalışmasam mı? Önce durumumuz çok iyi değildi ama şimdi maşallah biraz düzgün. Hem eşim hem kendim. Evet. Ama çalışsam mı çalışmasam mı bilmiyorum da. Artık maddi sıkıntılarınız bitti mi yani? Bitme aşamasında mı? Yani 3-4 aya kadar biter ama benim 4 tane de çocuk okuyor. Acaba bilmiyorum hocam. Anlaşıldı. Yöneltelim inşallah hocamıza. Isparta'ya selamlar efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet değerli hocam. Evet. Bu hanımefendinin beyi çalışmasına rıza gösteriyor. Ayrıca çalıştığı yerde erkek kadın dinin yasakladığı bir şekilde ihtilat, karışım, laubalilik vesaire türü şeyler ihtiva etmiyorsa, hı hı, dinin yasakladığı mahremiyet ilkelerine riayet ediliyor ise hanımefendinin çalışması rızık temin etmesinde herhangi bir vebal ve günah yok. Evet. Demek ki ölçü ne olmalı? Beyefendi bu konuya nasıl bakıyor? Müsaade ediyor, tamam. Şunu diyebilir belki bey, yani ben rızkı temin ediyorum, senin de çalışmanı arzu etmiyorum dediği takdirde zorlanmamak lazım. Çalıştığınız işte ne olursa yasak olur, haram olan bir şey, mesela bir içki fabrikasında çalışayım mı dese birisi, biz ne deriz? Hayır, orada harama hizmet edeceksin. Caiz değil. Peki öyle bir yerde çalışıyorum ki böyle laubalilik, dinin yasakladığı her şey var derse biz ona ne deriz? Hayır, çalışmazsın deriz. O halde çalıştığı yerde böyle mahremiyet ilkelerine aykırı bir durum yok. Yapılan iş mübah, haram değilse, beyefendi de buna rıza gösteriyorsa çalışabilir. Teşekkür ederiz. Değerli dostlar, kısa bir reklam arasından sonra programımız kaldığı yerden devam edecek inşallah.